Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar Valisi Gökben Çiçek dün akşam, daha doğrusu dün gece televizyonumuzdaydı. Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu Dobra Dobra programına katıldı. 4 saat süren bir programdı bu. Özel hayatlardan bahsedildi, projelerden bahsedildi. Malum Vali Bey'in en önemli projelerinden bir tanesi, hatta en çok önem verdiği projelerden bir tanesi Ayazini projesi. Bununla ilgili konuşmalar vardı. Tabii kadın kültür evleri malum Afyonkarahisar'ın tüm ilçelerinde kurulmaya başlandı. Hatta akademiye dönüşmeye başladı. En azından Vali Bey'in açıklamaları o yöndeydi. Akademiye de dönüşmeye başladı. Daha fazlası da konuşuldu. Söylediğimiz gibi 4 saati aşkın bir programdı. Ondan böyle küçük bir özet çıkardık sizler için, izleyemeyenler için. Bakalım dün akşam programda neler konuşulmuş, bir izleyelim. Afyonkarahisar gerçekten insanı çalıştırıyor. Çünkü Afyonkarahisar'ın ciddi bir potansiyeli var. Afyonkarahisar'da o kadar büyük bir potansiyel var ki durmanız imkansız. Çünkü yapacak çok işiniz var. Bazen de siz değil, şehir insanı çalıştırır. Yöneticiyi bazen de şehir çalıştırır. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başarının sırrını bu sözlerle özetledi. Sonra da Afyonkarahisar'ın potansiyeline değindi. Çok çalışmak için şehir beni motive ediyor dedi. Yerin altından sıcak su, mermer. Cenab-ı Allah bu şehir her şeyi vermiş. Dolayısıyla bize de çalışmak düşüyor. Bize de organize etmek düşüyor. Ben bugün özellikle misafirlerim vardı, ağırlarken düşündüm. Hiçbir yere uzak olmayan şehir diye bir cümle geldi aklıma. Çünkü gerçekten bakıyorsun İstanbul'a, Antalya'ya, Ankara'ya, her yere yakın bu şehir. Karayolu açısından söylüyorum özellikle, her yere yakın. Böyle bir şehirde çalışmamız gerekiyor, bizi motive ediyor bu şehir. Bu şehrin tarihi de çok büyük. İnanılmaz bir tarihi var. Hem Kurtuluş Savaşı, hem öncesi. Hikayelerle dolu. Acılar, hüzünler bu şehirde milli tarihimiz açısından da yaşanmış. Bu şehre borcumuz olduğunu düşünüyoruz. O yüzden şehir beni motive ediyor diyebilirim. Vali Gökmen Çiçek, Mega Birlik Medya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Emin Güzbey'in hazırlayıp sunduğu Dobra Dobra programının canlı yayın konuğuydu. Yaklaşık 4 saat süren programda Vali Çiçek, kentte yapılan ve yapılması planlanan işleri ayrıntılarıyla anlattı. Öncelikle gündem maddesi Ayazini'ydi. Çalışmaların durmadan devam ettiğini söyledi Vali Çiçek. Köy halkına da teşekkür etti. Şu anda bütün çalışmalar çok hızla devam ediyor. Burada beni çok sevindiren ve çok gururlandıran şey şu. Bunu köylüyle beraber yapıyoruz. Bütün köylü çalışıyor. Ben oradaki ablalarımıza, teyzelerimize, kız kardeşlerimize, bizden yaşça büyük olan amcalarımıza, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. İnanın yarın gidin Ayazini'ne tesadüfen gezin. Göreceksiniz ki bütün bir köy birlikte seferber olmuş şekilde çalışıyorlar. Kadınlar temizlikte, erkekler binaların özellikle taş taşıyor, kimisi nakliye yapıyor. Herkes çalışıyor. Dolayısıyla bütün bir köy birlikte, muhtarıyla birlikte seferber olunca insan da mutlu oluyor. Bir köy küllerinden doğuyor diyoruz biz. Bir tarih küllerinden doğuyor. Yani biz orada, şunu samimiyetle söyleyeyim, bir vali olarak değil sadece. Orada bir kere vali yardımcım, oranın kaymakamı, muhtarı, azalar ve bütün köy halkı. Köy dediğimde yani küçük bir köy değil Ayazini. Yani evet. Ciddi bir nüfus var, beldeydi biliyorsunuz. Hepsi birlikte seferber. Ben oraya gittiğimde o teyzelerin vali kuzum gelmiş, valim gelmiş diye konuşmaları bizi öyle bir motive ediyor ki tekrardan oradan bir motive oluyoruz, cesaret alıyoruz. Müthiş bir şey. Vali Çiçek, Frig bölgesinde kendisini üzen konunun tarihi yapıların duvarlarına yazı yazılması olduğunu belirtti. Frig ya da beni en çok üzen şeylerden birisiydi. Sizinle de paylaşmıştım Mehmet Emin Bey. Oraya işte yazılar yazıyor. Aşkını kalbinde taşımıyor, gidiyor duvara yazıyor. Yani şimdi o kadar üzülmüştüm ki o gördüğümde. 4000 yıllık tarih yazıyla yazılıyor. Hiç hani çok can yakıcı bir şekilde. Şimdi kamera sistemleriyle patır patır yakalıyoruz. Yakalayacağız da yani onlara söylüyorum yazmasınlar. Yani yazmasınlar. Çünkü ya 4000 yıl gelmiş, 4000 yıl önceden gelmiş o eser. Bizim göz bebeğimiz. Ama yazarlarsa da biz onları gidip bize yazacağız diyorsunuz. Yani bulacağız cezalarını. Görecekler çünkü hakları yok. Ve kadın kültür evleri. Vali Çiçek bu evlerin akademi haline dönüştüğünü söyledi. Kadın kültür evlerine ne gerek var diyenler birkaç olmuştu bana böyle. Ya bunun için bile değer. Bir tane annemizin orada gidip mutlu olduğunu bilmek için bile değer. Kaldı ki oraları akademi haline arkadaşlarımız getirdi. İnanın bakın üniversiteden hocalarımız. Şu an ben mesela 3 ayki mevzuat müfredatını biliyorum. Aynı bir okul gibi hangi gün ne dersi var, hangi gün ne oluyor, hangi gün hangi dersi vereceğiz. Biz orada Peygamber Efendimizin hayatını anlatıyoruz,
tarih dersleri veriyoruz. Kadın hastalıkları ile ilgili doktorlarımız gidiyor, kadın doktorlarımız gidiyor. Özellikle hemşirelerimiz orada dersler veriyor, psikiyatristlerimiz gidiyor. Birçok kadın kültür evine psikiyatrist, sosyolog, psikolog atamaları yaptık. Yani onlar orada çalışıyorlar. Vali Gökben Çiçek, Afyon'un spor kenti de olduğunu söyledi. Birçok takımın kamp için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini söyleyen Vali Çiçek, birçok ilçeye gençlik merkezi ve sentetik sahalar yapılacağına dikkat çekti. Afşet Afyon Spor'a da ayrı bir parantez açtı. Afşet Afyon Spor fanatik oldum ya. Acayip derecede oradaki arkadaşlar biliyor maçtayken bazen kendimi zor tutuyorum, locaya gidiyorum. Ya ben Afyon doğumlu falan değilim ama Afyonlulardan daha fanatiyim yani o konuda, Afyon Spor konusunda. Bazen Yusuf Ulutürk kulüp başkanı hiç suçu olmadan onu çıkıp boğazlayasım geliyor yenildiğimiz zaman. Bazen çok üzülüyorum. Yenildiğimiz zaman çok üzülüyorum. Bu şehir de iddialı, biz de iddialıyız. Yani yapı olarak da öyleyiz. Şehir olarak da iddialı bir şehiriz. Yani biz Afyonkarahisar bazen bir gün Mehmet Zeybek Başkan'la konuşuyoruz. Şimdi yenilmişiz, mutlu olacak bir şey bulmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya en azından primden kurtulduk. Yenildiğimiz zaman. Ama o bile mutlu etmeye bizi yetmiyor. Çünkü çok üzülüyoruz. Ya Afyon'a yenilmek yakışmıyor. Programın manşetini de Vali Gökmen Çiçek attı. Bugün için nasıl bir başlık atardınız? Güzel bir soru. İki tane başlık atardım. Bir, baharda bekliyoruz derdim. Baharda Afyon'a bekliyoruz derdim. Baharda uçuyoruz derdim iki. Belki ikincisi çok daha böyle komik gibi olabilir ama hani 2021'de uçuyoruz da diyebilirdim. Yani uçacağız diyebilirdim. Yani herhalde öyle atardım. Ama baharda bekliyoruz ben motto olarak da çok ki gerçekten de hiçbir kullandığım sloganı öylesine kullanmıyorum. Ama gizemli şehir Afyon diyorum ya, bunu biz yerlerimizi hissederek söylüyoruz. Bu şehir gizemli. Program sonunda Mehmet Emin Güzbey, Vali Gökmen Çiçek'in söylediklerini özetledi. Oğlu Balabey. Balabey ile Mete kardeş oldular dedi. Birbirlerini özlüyorlar dedi. Hafta sonunu iple çekiyorlar dedi. Sayın Valimiz ve Afyon protokolü kimsesiz çocuklardan her hafta birisini evlerine alıyorlar. Ama bu her hafta devam ediyor. Her hafta onlarla birlikte oluyorlar. Onlara aile sıcaklığını hissettiriyorlar. Bundan dolayı da Sayın Valimize gerçekten teşekkür ediyorum. Beni her zaman duygulandırıyor bu çalışmaları. Kendisi de protokole teşekkür etti. Hepsi isteyerek bunu yapıyorlar dedi.